Galatasaray İspanyolu Kupası'nda karşılaştığı Genova ile 90 dakikalık süre zarfında 0-0 berabere kalırken penaltı atışları sonucu sahadan 7-6 mağlup ayrıldı. İtalya'ya milli takımlarındaki oyunculardan mahrum giden sarı kırmızılı takım sahaya Ufuk, Sabri, Kriz, Gökhan, Çağlar, Engin, Yekta, Melo, Amrabat, Berk İsmail Ünsal ve Sercan 11 ile çıktı. İtalyan ekibi Genova'da ise Frey, Merkel, Bova gibi isimlerin yanı sıra bir dönem Galatasaray altyapısında boy gösteren yeni transfer Daniel Toşer de ilk 11'deydi. Karşılaşma boyunca birçok net pozisyondan yararlanamayan ancak ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan sarı kırmızılı takım 90 dakika sonunda Çağlar birinci ve Hüseyin Tokman penaltı atışlarında gole ulaşamayınca sahadan 7-6 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Kriz sergilediği futbolla büyük beğeni toplarken sakatlık geçiren Engin Baytar'ın yerine 24. dakikada oyuna dahil olan Furkan Özçal da sahada kaldığı 45 dakika boyunca mücadelesiyle dikkat çekti. Furkan Özçal'ın yanı sıra Ceyhun Gülselam, Mertan Caner Öztürk ve Hüseyin Tokmak gibi isimlerin de sonradan dahil olduğu mücadelede Nordin Amrabat'ta 90 dakika boyunca ortaya koyduğu futbolla uyum sürecini geride bırakmaya başladığını gösterdi. Genova'nın aynı zamanda 119. yıl dönümüne denk gelen İspanyol Kupası'nın 17 yıllık bir geçmişi var. 1995'te Milan taraftarları tarafından öldürülen Genova taraftarı Vincenzo Claudio Spagnolo'nun anasının yaşatıldığı turnuva bu yıl 15. kez düzenlendi. Bizim adımıza oyun anlamında çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Rakibimizden üstün oynadığımızı düşünüyorum ama penaltılarla yenildik. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel bir ortam vardı. Çok güzel karşıladılar bizi Genova takımı ve kulübü. Bizim adımıza, takımımız adına çok oyun olarak üstün geçen bir maç diyebilirim. Benim adıma tabii ki de çok büyük bir tecrübe oluyor benim için bu tip maçlar. Özellikle de Avrupa'da oynadığımız maçlar benim adıma büyük tecrübe oluyor. Çünkü üst seviye takımlara karşı oynamak her zaman bir avantajdır. Ben de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. İyi oynayabildiysem ne mutlu bana.